Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türk Manyetü Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Başbakan Muhammed Şia Sudani Hollanda Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Muhammed Şia Sudani, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Ordusu Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti. İran, New York'taki Birleşmiş Milletler Maslahat Güzarı temsilcisi Abbas Kazım Ubeyt, hükümetin onlarca kalkınma projesinin uygulanmasını tamamladığını doğruladı. Bugünlerde şehit, şehit olup da İmam Musa Kazım Aleyhisselam. Biz mutlu afarda tebel Hüseyiniye ve Mahile. Hüseyiniye Atabesi'ne bağlı olan Es-Sadık Elemin Kültür Merkezi İmam Musa el-Kazım'ın Aleyhisselam şehadet yıl dönümünü büyük bir hüzün içerisinde andılar. Irak'ta gazetecilik ve medya alanındaki yeteneklerin geliştirmesi yönelik Kerk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından bir kurs düzenlendi. Başbakan Muhammed Şia Sudani Hollanda Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Es-Sudani görüşmede ayrıca Irak'ın özellik ekonomik alanda ilişkileri geliştirme ve Hollanda'nın tarım ve su alanındaki deneyimlerinden yararlanma konusundaki istekliğini vurguladı ve Hollanda'nın Gazze yönelik ateşkes ve saldırı konusundaki konumunu ve çabalarını ve oradaki Filistin halkının zorlu insani koşullarını hafifletmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz dedi. Başbakan Muhammed Şia Sudani, Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Ordusu Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti. Başbakan Es-Sudani, komşu ülkelerin güvenliği gibi Irak ve Türkiye'nin güvenliği de birbirine bağlıdır diyerek istikrar ve güvenliğin desteklenmesi alanındaki iki ülke arasında daha fazla koordinasyon ve anlayış için bu ziyaretlerin önemini ifade etti. Milli Güvenlik Danışmanı Kasım El-Raci, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney'in bulunmasıyla kabul etti. Açıklamaya göre görüşmede bölgedeki genel siyasi ve güvenlik durumu gözden geçirildi. İki komşu ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi tartışıldı. Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla güvenlik işbirliğinin devamına vurgu yapıldı. İran, New York'taki Birleşmiş Milletler Maslahat Güzarı temsilcisi Abbas Kazım Ubeyt, hükümetin onlarca kalkınma projesinin uygulamasını tamamladığını ve vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için sürekli çaba gösterdiğini vurguladı. Ubeyt, İran temsilcisi olarak Güvenlik Konseyi önünde yaptığı konuşmada topraklarımıza yönelik herhangi bir tarafın saldırılarını reddediyoruz ve saldırıları egemenliğe yönelik ihlaldir. Güvenlik ve istikrar yönelik bir tehdittir ve Irak hiçbir tarafın kendisi istikrar ve güvenliği istikrarlaştırılmasına izin vermeyecektir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Blassart, Irak hükümetinin Irakların ihtiyaçlarını karşılamak için planlar geliştirdiğini ve onlar için daha parlak bir gelecek inşa etmeye çalıştığını doğruladı. Blassart, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı periyodik bilgilendirmede yerel seçimlerin geniş kapsamlı ve teknik olarak düzgün bir barışçıl bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek yerel temsil organlarının yeniden oluşturulmasının bir sonraki önemli adımı atmak için bir işaret olmasını umduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı İmam el-Kazım Aleyhisselam ziyaret etmek için gelen ziyaretçiler için geri dönüşüm başladığını duyurmuştu. Bakanlık resmi sözcüsü Tuğgeneral Miktat el-Musavi Irak Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ziyaret planının sorunsuz ilerlediğini belirterek geri dönüş işlemlerinin başladığını ve tamamı özel olmak üzere çıkış organının, daha doğrusu oranının giriş oranından daha yüksek olduğunu açıklamıştı. Hüseyiniye Atabesi'ne bağlı olan Es-Sadık Alemin Kültür Merkezi İmam Musa el-Kazım'ın Aleyhisselam şehadet yıl dönümünü büyük bir hüzün içerisinde andılar.
Kutsal El-Hüseyin Türbesi'ne ait olan El-Sadık El-Emin Kültür Merkezi Talafer ilçesinde İmam Musa El-Kazım Aleyhisselam'ın şehit olduğu gün döneminde bir tören düzenledi. Bu törene hazır olanlar kültür ve din adamları ve değer vatandaşlar. Emanel Amel Ateb El-Hüseyin'i El-Mukaddes'e Merkez-i Sadık-ı Emin ta'avun iladı ma'a idarat Hüseyin-i Sıbtayn. Bu meclis aza kurduk bir gün. Bir münasebet istişad el-İmam Musa ibn-i Ca'far aleyhisselam. Taban bu münasebe evvelen ihyadı. İki münnarın sirası ölmesin. Bu bir nokta. İkinci nokta ennehu iki hayatından istifade bulak ibar ve mevaazalak. Elhamdülillah Allah'a bu meclis-i azadede Kur'an okundu, ziyara okundu, dua okundu ve muhadara da verildi ve içinde de neşr olundu. Mesela Thakafet Muhammed ve Ali Muhammed ve khasatan da İmam Musa el-Kazım'ın aleyhisselam hayatından bir muhadara ilka olundu. Aleme bilindirildi içinde bir ennehu bir imam masum, mazlum yaşadı, sücunlerde muazzab kedi ve biz istedik ennehu hakikaten bu mecliste yığışsın cemi'i ahaliyetil Ja'far'dan cemii etrafından gelip de müthakkafin, hutaba, muammemin hazırdı ve vücaha hazırdı. İstedik bu mecliste bir ennehu zekirriyek alamı bu istişad-ı İmam Musa bin Ca'far. İmam Musa el-Kazım'ın aleyhisselam hayatından ve hak uğruna fedakarlığından bu törende konuşanlar birlik ve sevgiye davet ettiler. Ona artı bu törende çok faaliyetler yapıldı. Bugünlerde istişhad şehit olup da İmam Musa el-Kazım aleyhisselam. Ve biz bu tılaflarda Atabel Hüseyiniye ve Mekhiler Merkezi Sadık Ramine Takafi her münasebetlerde davurları var. Kahalla bu amrları ehye ilerle sivan istişhad olsun, avvilede olsun. Bernamcilere bir deyası Kur'an-ı Kerim'iydi. Telde içinde bu Şeyh-i Celil silahçta anil imam Musa ibn-i Ca'far nesinden, hayatından siz İmam Ca'far'ın sadıkta kum hayatın sicinde geçirdi. Kum hayatın sicin içinde ibadatta takiyede geçirdi. Ve lakin kum bu sicinde bu vakti özü daifli halinde cesediyen özü Allah'ın imanla kuvvetliydi. Ve lakin özünün düşmanları sanmadı şeddin. İle en özünü semmemlediler. Bu eyimlerde şehit oldu. Bu şebeplerinde burada dinleyenler herkes ehlinden, şebebinden kumsunun istifadesi var burada oturmağının. Biz bir gün burada hudur eladık. Meclis-i Azak, El-Kazım aleyhisselam. Özünde Kamili Atabel Hüseyin'e min hilal Merkez Sadık-ı Emin'di. Ve bu mecaliste müstamırdı her yıl burada. Bu tılafarda ve Atabel Hüseyin'e Merkez Sadık-ı Emin özünü kamili. Bu mecaliste de okunu Kur'an, ziyara, muhadara ve alemde istifadeli. Ve muhadaradan da tarih hayatından imamın, ilminden, şecaasından, hikmesinden silahşıydı. Bu mecliste kum tılafarın etrafından yığıptı. Mütekafiyin, rical din, mümin adamlar bu mecalise yığışıyla etrafı tılafardan geliyle hudur eyliyle. Bu törende İmam Musa el-Kazım aleyhisselamın yolundaki ışıkından ve bilgisinden ve mertliğinden öğrenmektir. Tılafar ilçesinden kalıp Sto, El Türkmen, Uylu Kanalı. Diyar ilinde yüzlerce ziyaretçi İmam Musa el-Kazım aleyhisselam şehadet yıl dönümünü büyük bir hüzün içerisinde andılar. İmam Musa el-Kazım aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü münasebetinden dolayı Diyale ilinde bir dini tören düzenlendi. Diyale iline bağlı Karatepe kasabasında ziyaretçiler ayaktan yürüyerek ilçenin kuzeyinde bulunan Hazreti İbrahim Semih'in türbesine ziyaret ettiler. Karatepe muvakibi ahalisi mukavvinatı ayaktan gelenler Karatepe'den buraya takriben mesafe bir 10 köldü. Burada muvakip geceden hapsi tertip edip kıyamın, işin tertibin ve biz de sabahından kadr Irakiyeden Türkmaniye ben müdürün Ahit Karatepe her il bu iş sabit işti. Çıkarın muhakibi gezerin likaatlar muhatininle ara görürük alamın rayin bu mevkudu'da. Fe subhanallah il be il bu alem fazlolu alem getmir daha Kazmiye Bağda'da. Zekim olacak Kazmiye Bağda'da burada. Ve biz geldik İmam İbrahim Semine. İmam İbrahim Semine ahad ahfad Musa el-Kazım. Bugün İmam Musa'nın istişhadi günüdü. Biz burada merasim çıkarık her istişhatta
her ilde bu mesireni edergin, Kertepe'den, ayağdan, yermekten çıkargın, ta ola şargın. İmam İbrahim Semine burada, 7. belden İmam Musa'ya ulaşı oğludur. Biz her il ihyada bu zikranı, zikran Musa Mücafer aleyhisselam, gider İbrahim Semine ayağdan, her il. Biz Kertepe'de ihyada bu zikranı, mezar İbrahim Semine'de, Bahad Ahfad, İmam Musa el-Kazım. Alam geldi, yıkışar buraya mevakib, heyat, ihyetsi bugünü. Hizmet dağıtma ekipleri ise ziyaretçilere hizmet etmek amacıyla farklı bölgelerden katıldılar. Karatepe'den gelmiş yakın İbrahim Semine kimin maşallah çok alem gelip yayınlan. O mevkip kurmuş yok burada yolda. Aleme yemek, usu paylırgın. Ya mahne cayin min celavla khiddam zuvar, İmam Musa el-Kazım. Nuvazza may ve akil fi hizmetim inşallah. Biz hamma alemden memnunuk, muazzilerden memnunuk, dairet kademiyeden memnunuk, müdir nahiyeden memnunuk, sahadan memnunuk, belediyeden memnunuk. Kanaatul Irakiye daimen sizi doğruyuz, takdiye edersiz bu münasebet dini yani mezar İbrahim Semin'de. Çok memnunuk sizden. Her münasebet diniye Ahya oğlu İbrahim Semin'de fi nahiyet Karatepe muhafaza diyala. Hizmetkariye Seyyid Semin, Seyyid Haydar el-Musavi. Gelmişsin bu şeyin hizmetine, Musa bin Cahfar'ın hizmetine kadimi yığın biz. Bu alem hepsi kadimidir, Karatepe hepsi çıkıptı. Kademi, Karatepe'den var, Kerkik'den var, Kut'tan var, Cideyt-i Şat'tan vardı, Şahraban'dan vardı, Duz'dan vardı. Yani bu Karatepe'nin... Sadece hizmet edilir. Bunlar hepsi hizmet edilir bu zuvara. İmam Musa el-Kazım aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü münasebetinden dolayı bugün Diyaleli'nin Karatepe kasabasında bu dini töreni düzenlendi. Diyaleli'nden Türkmen AYM'nin Uydu kanalı. Haydar Türk söz. Irak Türkmen Cephesi Diyaleli Başkanı İmam Musa el-Kazım aleyhisselam şehadet yıl dönümünü almak için gelen ziyaretçilere mevkip kurarak hizmet sundu. Musa el-Kazım aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü münasebetinden dolayı Irak Türkmen Cephesi Diyale'de ziyaretçilere hizmet ekibi düzenledi. Hoş geldiniz, sağlıklar, yatıpsınız bir gün bura. Gördüğünüz gibi bugün sabahlarından biz Irak Türkmen Cephesi Kardepe Büros. Bugün sabahdan mevkibimiz kurmuşuq, her ilde burada kuruq mevkibleri. Sabahlarından süt paylarığın, çaydı, kaakti, ləffələri, bunlar paylarıq. Gördük ki, bir işte her zaman, her il burada vefatı geldi, ikam edildi, aza, meclis aza olur burada. Duzdan gelen var, tağudan gelen var, kâhiden gelen var, Kertepe etrafından, Kertepe içinden gelen var. Kertepe'den gördük ki, mesela Bahar Tadından alem ayağından çıkar, gel, geçer burada. Burada işte mevkub var, cenazanın karda temsil ederler, cenaza yani karda. Gelle burada mevkub okar, şık muhazara verer. Sağ olsun burada çok mevkubler de hizmet ederler, kalkıp millete hizmet ederler. Gördük ki, mesela saat 6'dan 7'den bu alem yeri iniyor kimin, saat 10'un fazla civarında geçirir. Alem yedikçe geldi herkes. Murat. Yedim sözlerim ağlar, gözlerim çöktüm, dizilerim ben kapında. Dünlerden biz gelmişiz burada hizmet edildik, gelen gidelim bu zuvarlara. Özüze biz bugün İmam Musa'nın vefatı selam olsun. Sabi al-İmme. Ve gelmişiz burada bu aleme hizmet edildik. Muvakip özü bir şey yemek, hepsi alem. Kamil burada elhamdülillah hizmet. Baştan yukarıdı. Elhamdülillah ve şükür görsüz burada cemiyet mevakip kusur koymadı. Memnunluğun üzerinden, memnunluğ Seyyid Müdür Nahiye'den, Hacd-i Şaibi'den, Kuvvet Emniye'den bu mevakipleri himayet edirler. Nahnu Lua 53 Fevcil Evvel fi hizmet hadihi zivar inşaallah sarin ila himayetuhum ve elhad ma yitihi ziyar inşaallah. واحنا نكون بخدمتكم بقم بز احياء التغم بو شاعراني من شاعر الله سبحانه وتعالى وفاه امام موسى الكاظم عليه السلام وتقريبا بشيل دبوز بو احياء ادرغم بموسم بموكب ده بر متواضع بر موكب ده ان شاء الله تمنى دار الله من الله سبحانه وتعالى ان يمن الامن والامان بعراق استنا الله بقين ايات غلام التركي برضه اشرف هذا الزوار الامام موسى بن جعفر هر اربس قال لك برام Mevkimiz cahiz burada, hizmet ederiz. Burada iki gün geldik burada her yıl, 25 Recep geldik burada hizmet ederiz, mevakibe hepsine. İmam Musa el-Kazım aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü münasebetinden dolayı bugün Diyaleli'nin Karatepe kasabasında bu dini töreni düzenlendi. Diyaleli'nden Türkmen AYM'nin Uydu kanalı.
Haydar Türk söz. Kerkö bağlı Tazaurmatu kasabasında İmam Musa Erkazım Aleyhisselam şehit edilişi münasebetinden dolayı bir anma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda din adamları ve vatandaşlar katıldı. Kerkük'e bağlı Tazaurmatu kasabasında İmam Musa Erkazım Aleyhisselam şehit ediliş münasebetinden dolayı bir anma töreni düzenlendi. Törene çok sayıda din adamları ve vatandaş katıldı. Aynı zamanda törende İmam Musa Erkazım Aleyhisselam hapis edilişi sırasında yaşadığı çileleri bir gösteriyle anlattılar. Bunda görende Harun İsa bin Ca'far'ın risalesin emreti Musa bin Ca'far'ı Basra'dan nakletsin ila sicin Fadl bin Rabi' Bağdat'a aparsın. Allahu ekber. Mantakat ve nahiye Taze bir mantaka Şii'ye daimen hap zikraları Alul Beyt'in afrahlar olsun, yani muladetler olsun, eyyam istişhadlar olsun, ihya oğlunu bizim manatıkımızda, mesacidlerde, mevakip çıkılı ve hakeza. Ve bilhusus Musa ibn Ca'far'ın mecalisi bir ayrı ta'mı var, bir ayrı merasimi var, mecalisler amira fil mesacid, habbu camilerde, yani maatim var alel imam Musa ibn Ca'far, zaiden temsiliye var. İki bilintirilla aciyallara güzel bir şeydi balalara zihinlerinde kalsın. Bennehu imam keyf kan yentekilu min sicnin ila sicn min el Basra ila Bagdad ila Sindi. Hazır bulunanlarsa yapılan tören hakkında şu sözlerde bulundular. Biz bu naş burada her zaman teşabuh ederiz. İmam Musa bin Ca'far'ın selamullahi aleyhi naşin 2004'ten elhamdülillah Allah tevfik etti bizi. Takriben 20 senedir sukuttan buydu. Allah azim yasın bütün gelenleri. Babalarımız, kardeşlerimiz bu köyde, bazılardan, kardeşlerden, bu balalardan. Bizim bunun hedefimiz, bu vakitte imamın mazlumiyatın beyan edilir. Yani şey, bu balalarımız gelip de burada, bilsinler bizim imamımız ne çekti biz sizinlerde. Bugün biz Tazaurmatu'da meclis etmişiz ve aynı vakitte de marasimimiz daimen her il 25 Recep'te biz burada heyet-i zahra-i madluma ve zaten de mevkip Şabab Kasım bizimle yardımcıdır. Tecemmümüz daha cisirle emmedayık inşallah. O bütün milleti davet etmişik ve muhakibler, o bütün heyeler bizimle Tazaurmatu'da bir araya yığışmışık inşallah. Bugün marasim ediriz inşallah istişahat el İmam Musa bin Ca'far. Zulm ile Musa bin Ca'far canı verir canana. Planlama Bakanlığı Necef ve Kerbela illerinde kalkınma için sosyal fon projelerinin doğrudan uygulanacağını bildirdi. Bugün Salı günü Planlama Bakanlığı Necef ve Kutsal Kerbela vilayetlerinde kalkınma için sosyal fon projeleriyle ilgili ilk çalışmaların başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Necef ve Kutsal Kerbela vilayetlerinde kalkınma sosyal fonu projelerine ilişkin ilk çalışmalar başlatıldı. Necef Valiliğindeki ilk çalışma, valilikte iki köye yolların uzatılmasını içeriyordu. Yol projelerine dahil olan iki köyün Ummanina köyü ve El Karişet köyü olduğunu belirtti. Kutsal Kerbela vilayetindeki El Mali, El Buşlaş, El Suad 1, El Suad 2 köyleri olmak üzere 4 köyde yol asfaltlama projesi için toprak dolgu çalışmaları başlandı. Planlama Bakanlığı daha önce Sosyal Kalkınma Fonu planı kapsamında 2024 yılı için Necef El Eşraf, Kutsal Kerbela, Kerkük, Vasit, Basra, valiliklerinde 11 hizmet projesinin uygulanmasına yönelik çeşitli sözleşmelerin imzalandığını duyurmuştu. Uzun yıllar süren gecikme ve ihmal sonucunda yeni ilçe eğitim dairesi binası ve Tuz Hurmatu ilçesindeki Hasan Bin Sabit Okulu projesine büyük miktarda para tahsilatlarının yapılmasına rağmen proje tamamlanmamıştır.
Uzun yıllar süren gecikme ve ihmal sonucunda yeni ilçe eğitim dairesi binası ve Tuz Hurmatı ilçesindeki Hasan Bin Sabit Okulu projelerine büyük miktarda para, tahsisatların yapılmasına rağmen tamamlanmamıştır. İnşaat halindeki yeni bir eğitim binası projesinde işin başlamasından bu yana birkaç yıl geçti ancak tamamlanmadı. Yani Tuz'un bu meşakilleri hiç bitmir. Yani gerçekten necə deyər, rəqimiz sıxıldı. Yəni, Duz kimi bir yer, Həsən, yəni necə deyər, Duzun bir tarixi məktəblərindən, neçə ildir, 3 ildə gəldi, daha yıxıblar özün. Əfərim, sən məktəbi yer etdik. Yəni, sən hazman yapasay özün. Yəni, oradan geçəndə əyində isə türbəliqdir. Vallahi adım, yəni adam görəndə əsab qalxır. Sən sonra bizim tərbiyə qismi, tərbiyəmiz bizim Duz aslan xarabat. Vallahi mən o gün getdim özünə, yəni duvarlar hapsı açılıb. Yəni, bu tərbiyəni nəç bitirmirlər? Yəni, hazmana qədər. Ya az mənə qədər bu Duz, yəni Türkman olduğuna bilmirəm, Şia olduğuna belə atıblar arxaya özün. Ya bu məşariyə qalıb. Eyvallah qardaş. Qardaş necə deyər gözümüz, necə deyər qərələndi bunları görməkdən. Yəni az mənə qədər yəni sən bu Duz yəni vallahi bilmirəm. Bundan əvvəlkilər bir şey etmədilər. Biz əməlimiz var inşallah bu gələnlər bəlkə. Çünki bu məktəb çox kimsələri ələ gətirdi. Xidmət edirlər. Ola yazal indi xidmət edirlər vətana. Ama maalesef, yıkmak asandı, yapmak zahmetti. Ve insan gerek yıkmasın, yıkende hiç olmazsa bir de yapsın özünü. Gözlemciler şirketler açısından büyük yolsuzlukların varlığını belirtiler. Hasan Bin Sabit Okulu en önemli Türkmen okullarından biridir. Bu okulda da Tuz Hurmatı ilçesi ve çevresine yayılan diğer binalar gibi tam olarak tamamlanmamış ve içinde bulunduğu durumdan kurtarılması için sürekli ve kesin bir takip yapılmamıştır. Gelgenen bu caddede günde 100 havadis oldu. Bunun hiç tavır şey etmiler, malece etmiler özün. Gelgenen mekteplerimiz yıkıldı, talebelerimiz hapsi. 10 dakika gidelim mektebe geldi. Hani ilim kalmadı ilim. Hiçbir şey kalmadı memlekette. Şimdi terbiye aynı kezalik yapılır. Hiçbir şey yoktu. Müsteşmeye gitse hiç ilacı yoktu. Han reis vahide idare ya bunlar muhalece etmir. Müdür belediye ise biz düşüp diyor iki tane gönderip eline olsa verip para al. Kaydık verip paranı biz hizmetteyiz. Kanından kaçmamışız. Biz aynı kan şarında da bu pazarın gelsin manatına gitsin baksınlar. Çoktan eski mekteplerden sayılır. Adana'daydı. Sonra kalkanma oldu. İşte sonra Hasan Bin Sabit. Ben orada dördüklüğe kadar orada devam ettim. Sonra nakl oldum burada Duz Mektabı'na. Vallahi özne mesela bir şey var işin içinde. Ne için bunu şirke sınıya geldi, işlerdi, asasını vurdu. Daha durdu çektilerim. Değiller alasas parıstırırlar şirkeden. İşte bu şey var Irak'ta. Ve terbiye? Terbiye de böyle kalıp yendi. Şey. Terbiye çok diyor yani. Bu şeyde Ali Haşim vakti yapıldı rahmetli. Irak'ta gazetecilik ve medya alanındaki yeteneklerin geliştirmesine yönelik Kerk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından bir kurs düzenlendi. Irak'ta gazetecilerin ve medya alanındaki yetenekleri geliştirmek yönünde Kerk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından bir kurs düzenlendi. Bu kurs medya ve gazetecilik alanında faaliyet gösteren katılımcıların yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kurs, Kerçük'teki medya alanında faaliyet gösteren önde gelen isimler tarafından düzenleniyor. Yaptığımız röportajda konuşma yapan gazeteci Muhammed Dağıstani şöyle açıklamalarda bulundu. Sahafa hırfadır, mihnadır. Yani hatta sahafi nacih olasın, yufturada nusunda bir büyük bir kalfiye var, hazin var. Yok bas bir mecerde. Yani hatta sahafi nacih bir sahafi olasın, gerçekten sen terbiyeden bilesin, sahatten bilesin, içtimaatten, riyadadan, şebapten, nisaatten, yani bütün kıtaat, müştemaen bir hılfiye var, thakafa var. Bunu ne diyorlar? Thakafel amme, yani am şey, kültür. Bu am kültür, yani mühimdir, çok sahfidir. Hatta edebilsin, vacibini yapsın. Onun için, yani biz bu mozuğu konuşanda, hibreyden konuştuk, mesela. Ben mukabele sahafiyan üzerine konuşandım. Yani kibra üzerine konuşurduk. Yani bu kibra biz bana göre mesela bir 40 yıl bu işte işlerim, sahafada işlerim.
وبالتالي بو 40 يلن خبرة سنة ورندم بير محاضرة ده يا بير ساعات يعني أكيد أو بير عير سجاد داقي أنه قال عين بوزع زار نقون شره مثلا أون إيل أو خري مجرد بير أكاديمي بالمعلومات. Katılımcılar bu kursun önemini vurgulayarak medya alanında bilgilerini genişletmek faaliyetlerinden memnun olduklarını belirttiler. Olmaz yani insan her eylemi olduğu hürriyetini alabilmez. Bunun üzerine de kanun vardı. Öz tamam kanun vardı üzerine. Her şeyin haddine göredi. Fazla gidebilmezsen özel. Yani onca alıştığı, bildiği onca edebilsen özel. Tamam. Yani gördük kanunlar hepsi şeydi yani... سنة 1969 يعني كده القرن الماضي القرن القوي فيه سنة دي مثلاً القرن 21 يسترخ يعني قانون تعديله السن قانون يو أسكي قانونlar da var yeni قانونlar da var بس أسكي قانونlar daha güzel yani giydirler. Yani 1969'da tesis oldu yani bu kanunlar çok güzel diye bir şeydi. Filistin meselesiyle ilgili olarak gazeteciler sendikası geçtiğimiz Ocak ayında İsrail işgalinin Filistinli gazeteciliğin durumuna karşı 135 suç saldırısı ve ihlal işlediğine tanık olduğunu bildirdi. Sendikanın Özgürlükler Komitesi'nin yayınladığı aylık rapor, onlarda gazeteci ailesinin şehit olmasına yol açan 12 evinde dahil olduğu gazetecilerin evlerinin yakılması ve ailelerin öldürülmesinin devam ettiğini ortaya çıkardı. Gazze Sağlık Bakanlığı da saldırının başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde şehit sayısının 27.478'e yükseldiğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamasında ayrıca yaralı sayısının 66.800'den fazla yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca son 24 saatte işgalcilerin 13 katliam gerçekleştirdiğini, 113 şehit ve 250 yaralının bulunduğunu belirtirken enkaz altında ve yol altında çok sayıda mağdurun bulunduğunu kaydetti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Ciya Sudani Hollanda Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Muhammed Ciya Sudani Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Ordusu Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti. İran, New York'taki Birleşmiş Milletler Maslahat Güzarı temsilcisi Abbas Kazım Ubeyt, hükümetin onlarca kalkınma projesinin uygulamasını tamamladığını duyurdu. Hüseyin Atabesi'ne bağlı olan Es-Sadık Alemin Kültür Merkezi İmam Musa el-Kazım'ın aleyhisselam şehadet yıl dönümünü büyük bir hüzün içerisinde andılar. Irak'ta gazetecilik ve medya alanındaki yeteneklerin geliştirilmesine yönelik Kerkük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından bir kurs düzenlendi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.